Rex Müzika'yı sunar. Antonio Pappano'nun şefliğinde Verdi'nin en güçlü eserlerinden Rigoletto ile yeni sezona perdelerini açtı. Chiaroscuro olarak adlandırdığımız alacakaranlık aydınlıkla karanlığı karıştırıyor. Bu komik bir opera olarak düşünülebilir. Ama bu operaya en başlarda lanet deniyordu. O sebeple operanın rengi de bu akor oyunlarından geliyor. Rigoletto, Oliver Mears'ın ilk yönetmenlik denemesi. Yeni bir prodüksiyona her zaman bestecinin hayatına bakarak başladığını söylüyor yönetmen. Verdi hala ölen karısının ve iki çocuğunun yasını tutuyordu. ...1848 devriminin başarısızlığına çok ama çok üzüldü. Yani bu sadece kişisel bir trajedi değil, aynı zamanda gerçek bir siyasi eğilimi de yansıtan bir opera. İşte bu yüzden olağanüstü bir figür olarak Dük var. Ama bu düşmanca bir portre. Ayrıca bir işçi sınıfı karakterine de sahipsiniz. Rigoletto bir işçi sınıfı karakterine gerçekten ilk kez böylesi önemli bir rol veren bir opera. Oropeza, Gilda'yı sevgilisi için kendini trajik bir şekilde feda eden ama kurban olmamış biri olarak görüyor. Ne yapmak istediği konusunda çok bilinçli bir karar veriyor. Birçok seyirci, "Vay, bu büyük bir hata, neden bu seçimi yaptı?" diyecek. Ama o bu kararı 40 yaşındaki bir kadın olarak değil de 16-17 yaşındaki bir kız olarak alıyor. Kesinlikle hepimizin bildiği ve kabul ettiği pervasız davranışlar yüzünden kısa kesilen hayatlar vardır. Dük'ün ünlü aryası La Donna e Mobile, "Kadın uçarıdır," hemen ünlenmişti. Şarkılar, kadınlar kararsızdır ama biz buna rağmen onları severiz. İşte bu ortaya çıkıyor. Neredeyse tam 18 ay önce Kraliyet Opera binası kapandı ve Rigoletto normale dönüşün işareti oldu. Şarkı söylemekle kalmayıp bunu yaparken birlikte nefes alacak bir seyirciye sahip olmak gerçekten güzel. Bu alışverişi sadece sahnede onlara karşı oyununuzu sergilerken deneyimleyebilirsiniz. Müzika'yı sundu.